Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Kadirdan ustazlar. Bugün yine navbattaki ilmi muhadaramızda sizler bilen didarlaştırgenliğimiz için Allah'a hamd etemiz. Bugün erkinroq mavzu ve umumi suhbatlarımızın uzvi devamı. İnşallah mezhepler doğrusu gaplaşsak, bugün mezheplerimiz doğrusu da, mezheplerinin şekillenişliği ve ularga alakadar hadiseler doğrusu da. Adette her bir regionda mezhepler doğrusudagi noto'g'ri tushunchaning oqibatida ixtiloflar, tortishuvlar, kelishmovchiliklar, eng xatarli holat imomlarga itoatsizlik, imomlarga nafrat, imomlarni obro'sizlantirishga urinish mazhab masalasi bahonasi bilan amalga oshirilyapti. To'g'rimi? Hamma joyda bor bu. Ya'ni mazhab haqida turli gaplarni aytayotganlar bor. Va bu turli gaplarni aytayotgan odamlarni sizlar yaxshi taniysizlar. Mahallada katta bo'lgan, ota-onasini yaxshi taniysizlar. Odatda o'zidan o'zi bunaqa bo'lib qolgani yo'q. O'sha mazhabga ta'na qilayotganlar, mazhab to'g'risida turli olam shumul ajabtovur gaplarni gapirib o'rayotgan bolalar kim bilandir borib gaplashib kelib yoki safarga borib kimnidir suhbatini eshitib, YouTube'dan ikkita videoni, uchta suhbatini eshitib olib, kelib siz bilan bizga umuman islom ummatining ichida asrlar mobaynida islom ummatining madori hisoblangan mazhablarni obro'sizlantiribdi. Demak, bu ilmiy emas. Bu urinishni orqasida ilmiylik yo'q, balki buni tarqatayotgan ba'zi odamlarning maqsadlariga xizmat bor. İlmi asosda mazhabni gapirishlik hammamizning haqqimiz bormi desa, aslida gapirishlikdan hech kim to'silmaydi. Lekin insonda bir shaxsiy fikri bo'lishligi bilan birga boshqa odamga o'sha fikrni tazyiq qilish, o'tkazish masalasi endi biroz faoliyatga aylanadi u. U endi muhokama qilinish kerak. Islom ummati mazhablar to'g'risidagi fikrini dastlabki 3 asrni o'zida shakllantirib bo'lgan. Dastlabki 3 asr. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zamonlari odatda fiqhiy mazhablarning shakllanishligidagi eng katta turtki Madina davridan boshlangan o'zi. Makka davrida fiqhiy ixtiloflarga mutlaqo ko'zimiz tushmaydi. Makka davri faqat tauhidni da'vati bilan boshlangan va tauhidning da'vatini shakllantirishli bilan Makka tugagan davr. 13 yil faqat qulu la ilaha illalloh bilan o'tgan. To'g'rimi? Allohdan o'zga iloh yo'q. Oxiratga iymon, qadarga iymon, g'aybga iymon shu asosga ketgan. Keyinchalik Madinaga o'tgandan keyin ahkomlar, fiqhiy masalalar, muomalalar, oldi berdilar hammasi shakllandi. Nabiy alayhi salatu vasallam islom ummatining fiqhiy maydonini Madina davrida shakllantirib berdilar va 10 yil ichida butun islom ummatini qiyomatga qadar amal qilishi mumkin bo'lgan ahkomlari joriy bo'ldi. Qur'onning eng oxirgi oyati ixtiloflardan tashqari Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islam dini. Bugun ya'ni sizlarga ne'matimni mukammal qilib berdim deyapti Alloh taolo. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dininglarni tugal qilib berdim. Va atmamtu alaykum ni'mati. Ne'matimni sizlarga tamomiga yetkazdim. Va raditu lakumul islam dini. Bu ummatning din sifatida, din nima edi o'zi? Inson o'zi hayoti mobaynida savob, mukofot olishlik maqsadida qilinadigan barcha amallar din deyiladi. Dinning bitta ma'nosi jazoda, jazo mukofot ma'nosi bor, qiyomat ma'nosi bor. Ya'ni kama tadinu tudan, qanday yashasangiz shunday jazolanasiz.
Ya qanday dinlansangiz shunday dinlanasiz. Ya'ni din jazo ma'nosi. Biz amallarda mana shu ishni qilsam savob bo'ladi deb harakat qilishligim din bu. Din. Ana shu dindan gapirishga kimning haqqi bor degan masala yuzaga chiqdi. Hamma xohlaganda gapiraverish kerakmi? Payg'ambar alayhisolatu vasallamning davrlarida yo'q, sahobalar ichida din masalasida gapirishlikning mutaxassislari yetishib chiqdi. Sahobalarning sonlari to'g'risida ixtilof bor. Ya'ni umumiy qilib aytganda 120 mingdan oshiqroq sahoba bor. Sahobai jalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan, suhbatlashgan, iymon keltirgan. Sahobaning ta'rifi. Shu 120 ming sahobaning hammasi mujtahidlik qilganmi? Hammasi fiqhdan gapirganmi? Hammasi fatvo aytganmi? Bil ittifoq ulamolar aytadiki, yo'q. Hamma fatvo aytmagan. Fatvodan qochgan. Qochgan. İmamatlikdan qochgan sahobalar. İlla majburiyat yuklanib qolganligi uchun gapirishga majbur bo'lganlari bor. Bular katta sahobalar, kichik sahobalar va sahobalarning ichidagi mujtahidlar. Keyin nima bo'ldi? O'sha Qur'on va sunnatdan men shu masalada fatvo mana shu deb din sifatida yashashlikka İslam ummati ulamolarini mas'ul qildi. Vakil kıldı. Ulamalar vakil buldu. Sahabalar davrında sahaba ulamalar vakil buldu. Sahabalardan ilim olgan tabi'iler keyingi avlatını vakilleri buldu. Ulardan ders olganlar keyingi avlatını vakilleri buldu. Üçte asır İslam ümmetinin tamami akide bulsun, fikh bulsun meselelerini cemler. Cemler koydu. Bunga turtki bo'lgan oyatlar, hadislar bormidi? Bor edi. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Shunday zotlariki, qavlni, so'zni eshitadi, eshitishadi fa yattabi'una ahsana, eng go'zaliga ergashishadi. Demak, go'zal hasan borda, ahsan ham borda. Ahsaniga ergashishlikni Alloh subhanahu va taolo maqtadi. Demak, İslam ummati ba'zi masalalarda bitta gapni gapirib, bundan boshqasi yo'q demaydi. Bitta gap bor, ikkinchisi ham bor uni. Balki uchinchisi ham bor, balki to'rtinchisi ham bor shu gapni. To'rttalasining o'ziga usuliga ko'ra ijtihodi mavjud. To'rtta fikrni qo'llab-quvvatlayotgan ulamo, ahli ilm o'zining usuli qoidasiga ko'ra shu 4 ta narsani ahsan deb o'ylaydi. Ergashuvchilar nima qiladi? O'zi qidirgani bilan yana shu masalaga chiqadi. Eng ma'quli nima? Ergash bo'ldi. Va bu tajriba asosida bu masalalarni boshqa takliflarni qilish oqibatida islom ummati birlashmadi. Nima bo'ldi? Oxiri shu 4 ta mazhabni, 4 ta fikrni sobit qilamiz. Ularda az miqdorda noto'g'ri ehtimoli bor masalalarni keyingi avlod to'ldirdi va mazhablar shakllandi. Va shakllanganda hozirga qadar islom ummatini birlashtirishlikka xizmat qilgan asosiy omil bo'ldi. Mazhabsizlik, mazhablarga yengil qarash, ularni o'ziga o'xshatish bu tanqid qilindi. Hozir eshitganmiz, hammamiz eshitganmiz. Abu Hanifa shunaqa deganlar desa, men ham bunaqa deyveraman, Abu Hanifa rojih marjuh deyapti-da, nimaga bunaqa deyapsan desa, hum rijal va nahnu rijal deyapti. Ular ham odam, biz ham odammiz deyapti. Erkaklik ma'nosida, rijallik rujulat ma'nosida. Abu Hanifa bilan seni misoling bir xotinni olib unga erlik qilish misolida emaski. Ha, salam xotin ola olasan, u ham xotin ola oladi. Bu jihatdan rujulat yo'q, san, ya'ni bu tashbih qilinadigan masala emas-ki. Hum rijal va nahnu rijalda Abu Hanifaning rijolat rujulati ilmiy saviyada. Agar sen o'sha saviyada men ham Abu Hanifadekman desang, unda o'rtaga ummat qabul qila oladigan,
ümmet kanaat hasıl kıla oladigen mizanını koyuşun kerek. Oşende ha senem Ebu Hanife'ye okşagensen diye alemiz. Ebu Hanife rahimahullah'ını mekanetini diyor ki İmam Şafii rahimahullah'ını kadrını çürüş için ularam insan bizem insan bugemiz bizem Kur'an'dan sünnetten ola uğramız deyiş İslam ümmetini hiç kaçan birleştirmezlikke hareket bu. Birleştirmeydi. Birleştirmeyipti. Bundan ki inem şu. Mezhepler doğrusu da mezheplerin şekillenişi doğrusu da Allah Teala bizge mezheplerge ergeşke büyürmegen delilge ergeşke büyürgen degen geplerini tarkatçı yaptı. O işte tarkatı yetkerleri malum bir cahede oturuptu. Cim yine bulu alıp, mulayim yine bulu alıp bu işin tarkatçı yaptı. Ve onu gapını düşünür düşünmez içkere gekelip yok ki başka cahede. Fakat Özbekistan demeyelik dünyanın hemen cahede bulu yaptı bu. Müslüman imamlarımızın, pişvalarımızın obrusuna tecavüz kılıç yaptı. Yaş balalar. Hala ettim ben, tanıyorsunuz şu balalarını. Mahalleyizde katta bugün. İkide ayetini, tefsirini okumagen, Arap dilini örgenmegen, şeriatını, talimini körmegen, YouTube'dan bir nasıl eşitmegen, bu oldu. Kanakası ki o, imamlarga itiraz bildiredigen seviyede. Kanakası ki onun gapını kabul kılamız. Kabul kılmayız, not doğru. Bunu o düşünüş gerek, düşünme yaptı. Sebebi ne maddeyse, arkada bularını sen doğru kılıyorsan, gazını bas, imamlar hammesi adaşken, ularga karşı bu gapını gapırışken sen hakkın var, hum rical ve nahnu rical, Ebu Hanife kim boptu? Yani ben koparak kılıyordum yapman. Ebu Hanife'nin hürmet kılamızı da, lakin adaşı mümkün, kebe, adamın başını eğlendirişi mümkün bulgen gaplarını tarkatçı yaptı. Hop, hop. Ebu Hanife rahimahullah'a nispeten, Ebu Hanife rahimahullah'a nispeten, o kişinin fatva unsurları, fatva asaslarını tanqid kılıçlıkta, tanqidning meyarı var. Meyarı var. Mesela, o işte tanqidge yaraşa, mine atrafımda, kolumda sebepler topilish gerek. Nima uchun Ebu Hanife bu gapni gapirdi-yu, nima uchun bu marjuh ekanligini isbotlay oladigan darajada menda qo'limda asos bo'lish kerak. Menimcha bu joyda yaramaydi. Menimcha undoq, demak bundoq, men dalilni kuchiga ergashaman. Mezon nima? Menimcha shunaqa. Sen kimsan? Men ham Ebu Hanifaga o'xshagan yigitman. Yo'q-e? Qo'ysang-chi nima deyapsan? Da misal keltirdim mutkan safaram. Ben pul misalı da misal keltirseydim adamını düşünerdi. Mesela adı dünyada en iktisadi saha bu içe ilgar rivojlanayotgan adam var. Elon Musk. Hazır dünyada birinci oringa çıkıyor yaptı. Pulunu, aksiyasını, narxı. Yani bunda bir 6'ya yakın proyekti var. Mars'ga, kosmos anaqa uçuradı, raketi uçuradı. Odam bilen kompyuter texnologiyasini birlashtirishni harakatini qilyapti bu. Keyin Tesla'ni ishlab chiqardi. Tesla quyosh energiyasi bilan ishlaydi. Tesla alohida bitta proyekt. Yana Solary City degan proyekti bor buni. Solary City degani sizni uyingizni energiyasini gaz, svet, tok, hamma narsalaringizni quyoshga bog'lab beradi. Sizga proyekt beradi. Mesela shuncha proyektni beradi. O'sha proyektni to'laysiz, uyingizni sizni elektr energiyasini ta'minlab beradi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaysiz. Quyosh chiqqan kuni energiyangiz bor. Quyosh har kuni chiqadi. Demak, siz hech kimga bir tiyin pul to'lamaysiz, shunaqa proyekt. Mashinangizdan tortib telefoningizgacha, o'choq, tandir, qozoningizgacha quyoshdan foydalanib elektrni davom ettirasiz. Qilasiz bu ishni. Garajingizga kiras, garajga kirasiz, mashinangiz o'zi elektr bilan ta'minlanadi. Tomingizga o'sha quyosh energiyasini qabul qiluvchi plitkalarni yotqizib beradi. Bu energiya butun uyingizni isitadi, yoritadi, ovqatingizni pishirasiz, hamma narsa qilasiz. Solary City bu, quyoshli shahar. Butun dunyoga hozir shu anaqasi bor. Butun dunyoni yagona Wi-Fi tizimiga o'tkazmoqchi.
Adamın niyetine göre. Bütün dünya Wi-Fi tizimi uçsa ne olur? Bilesin mi? Çegara kalmaydı. Çegara yok. Çegarasız, hudutsuz adamlara eğlenedi adamlar. Mesela bir memleketke taşkaradan ahbarat hurucu bulsa internetini bloklap koyuşuz mümkün. Onu bloklamayız. İnternet kampanyalarından fesat bularken. Yok, hiç kim bloklamaydı. Ben bunu ne için yapayım? Ne kadar ben eksem de? Hum rical ve nahnu rical desem. Yani bitti adam. Yani siz iktisattan bir kişi benden maslahat soru yaptı da Tesla'nı, proyektlerini menge eti yaptı. Tesla buna kadar küçük iyi. Solaris City buna kadar küçük iyi. Yani Hyperlink degen proyekti var. O da aktif tezlikte transport nakliyatı 2000 kilometre geçe samolyottan tez yuradigan poyezdlarni qilyapti bu. Samolyottan tez yuradi. Shunda o'tirasiz Turkiyaga 40 minutda yetib borasiz. Makkaga 1 soatda yetib borasiz. O'tirasiz 1 soatda. O'sha bizdan u Afrosiyobni ya'ni eng aktiv narsalarni qilyapti. Hozir men aytsam-da bekor gap, adashgan u ham. Cho'ntagimda 1 tiyin pulim yo'q. Umuman rejam yok. Lekin oturup agamanda kim o? Elon Musk. Bir dinge kımmat adam. Ya hürmet kılamadım lekin o hata, o hata kıyam. O yam adaşken. Desem, beni yapım tanqid kategorisiye kiradı mı? Kirmeydi. Haba emman thura, çayın tozanını yapıp oturgen bulamam ben. Bu endi bir misal adamların aklıge misal tarikası keltiriş için. Abu Hanife rahimahullah'ını bu kişinin gapları dalilge nispeten zayıf degen adam bundan kore şarmandak valdı. Kolüde asbab sababları yok. Arap dilini bildik ettimez ki. Arap dilini bildik ettimez. Muhaddislerden İmam Malik'nin sahiplerinden birileri aytadılar ki İmam Malik müştehid. Şagirdlerim muhaddis bo'lgan, hadis topla yürgen adam. Şunaqa ko'p hadis toplagan ki, bir kun aytadi o'zi. Men deydi, hadis toplash borasida, hadis yig'ish borasida juda katta manbaga ega bo'ldim. Lekin oqibatda, ya'ni ikkilanib qoldim deganlar. Dovdirab qoldim deganlar. Hadislar ko'p va bittasida qil bor, bittasida qilma bor. Nima qilishni bilmay qoldim degan. Qaysi birini olish kerak, qaysi birini olmaslik kerak. Halokat yoqasiga kelib qoldim degan. Nima qilishni bilmasdan turganimda meni Imom Malik qutqardi degan. Imom Malik meni qutqardi. Qana qilib qutqardi? Bu hadisni olasan, buni olmaysan. Olishligining sababi bu, olmasligining sababi bu deb aytib berdi Imom Malik degan. Mazhabga ergashyapti, muhaddislar mazhabga ergashayotgan ya'ni saodat davri haqida gapiryapti. Sufyan ibn Uyayna'dan rivayet var. Sufyan ibn Uyayna meşhur allamelerden, salaf imamlardan. Sufyan ibn Uyayna imam Bukhari'nin şeyhlerden, meşayihlerden, raviler içinde Sufyan var. İnnemel amalini bin niyatinin raviler içinde Sufyan var. Rahimahullah. Bu kişi dediler ki, el hadis mudillatun. Hadis adaştır var adı. İlla lil fuqaha. Fakat fakihler yine adaşmaydı. Hadisini adaştırışlığı hadiske nisbeten tanqitmez. Hadis adli bir adamlar yani cemlal meydigen derecede köp. Adli adam onu bunusu kıldı yaptı, bunusu kılmadı yaptı. Kanakıp cemliydi. Adaşadı. İlla kim adaşmaydı? Şu hadislerinin mefhumunu doğru anlayan. Qo'lida imkoniyati, ijtihod asoslari bo'lgan fuqaholargina adashmaydi. Mazhabning ahamiyatini ulamolar qadimdan bildi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam davrlarida yo'q, mazhablarga asos bo'lishi mumkin bo'lgan dalillar yuzaga chiqdi. Nabiy alayhissalotu vasallam Bani Qurayza haqida aytgan hadislari bunga dalil. Nabiy alayhissalom aytdilarki, "La yusolliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza" dedilar. Odamlarga asrni faqat va faqat Bani Qurayzada o'qiymiz dedilar. Bu endi peshin o'qigandan keyingi holat. Odamlar yo'lda ketayotganda asr kirdi.
Bir cemaat asrını oku aldı, bir cemaat Resulullah Bani Kurayza'da okuyemiz de geldi, okumayemiz de işte. Keçenin yarmada itibar işte, keçenin yarmada varıp asr okuştu şu çayda. Peygamber aleyhissalatu vesselam, bir ortangiz asrını okumasın illa Bani Kurayza'da okuyemiz digende, digelleri de. İkide gapni kasb qilganmidilar o'zi? Qanaqa qilib mumkin? Masalan bir gapni gapiribman, ikkala gapga ham ma'qul deyishim mahol narsa. Men bitta maqsadni ko'zlab aytgan bo'laman. Lekin eshituvchi ikkita maqsadni tushunishi mumkin. Ikkitadan ko'pini ham tushunishi mumkin. Ana shu mumkinliyat yuzaga chiqdi. Va asr namozini o'qishlik masalasidagi ixtilof manziliga yetganda payg'ambar alayhisalomdan so'raldi. O kişi ettiler ki ikkalasiga takrir kıldılar. Tenkit kımadılar. Sen hata kıpsan, sen doğru kıpsan demediler. Sen sünnetke ergeçipsen, sen bid'at kıpsan demediler. İkkalasının hem asası var idi. İkkalası hem aytilgen cümlege özünün yandaşuğu bilen yandaşkanı. Birincisi, vaktide okubagen adam bu cümleni tezrak yüreylik deyip çüngenidi. İkincisi zahırını çüngenidi. İkkalasiga oyatdan ham dalil bor. Oyatga ko'ra ham ikkalasi to'g'ri daliliga ega edi. Birinchisi: "Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahaakum anhu fantahu." Rasul sizlarga nimani bersa olinglar, rasul sizlardan nimani qaytarsa qaytinglar, to'xtanglar. Bu asrni kechqurunga borib o'qiganlarning dalili. Qur'ondan dalili. Rasulullohning aytgani qilyapti. İkincilere aytdi ki, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Peygamber aleyhisselamın bu gapları Kur'an'ın mana bu ayetiga ko'ra zohir ma'noda emas demek. Tezlik ma'nosida deb tushundi ve bular ham to'g'ri topdi. Endi Peygamber aleyhisselatu vesselam davrlarida aynan mana shu hodisa sodir bo'ldimi? Bo'ldi. Bu mazhablarning shakllanishligiga asos shu. Asos Kur'an, İslam, bütün insoniyatni bitta safta, bitta jamoada bo'lib qolishligiga majburlamaydi. Majburlamaydi. Walawsha la ja'alan nasa ummatan wahida. Ha? Walawsha la ja'alan nasa ummatan wahida. Alloh xohlaganda bütün insoniyatlarni bitta ummat qilib qo'ya olardi. Xohlaganda qilib qo'yardi. Lekin insoniyat ixtilof qiladi. Wala yazaluna yaxtalifun. İxtilof to'xtamaydi. İxtilof davom etadi. Endi mana shu ixtiloflar ichida bir-birimizga adovat qo'zg'ashi mumkin bo'lgan, nafrat qo'zg'ashi mumkin bo'lgan ixtiloflardan qutulib Rabbimiz bir, payg'ambarimiz bir, ulamolarimiz bir, Ka'bamiz bir, kitobimiz bir deb, ha? Birlashish umumi birlikka sabab bo'ladigan narsalarni kelishib olib, ixtilofli masalalarda har kim ulamosiga ergashsa, bu ummat birlikda davom etadi degan xulosaga ulamolar keldi. Va shu xulosa bilan bugungacha kelyapmiz. Kelyapmiz. Oradan bir kishi chiqib bugun Abu Hanifa marjuh bu gapda Imom Shofiyning gapi to'g'ri, bunda Imom Malikning gapi to'g'ri deyapti. Biz unga aytyapmiz. Nimaga bu gapni gapiryapsiz? Nimaga? Men dalilga ergashyapman. Biz ham dalilga ergashyapmiz. Abu Hanifani ham dalilga ergashyapti. Abu Hanifaning dalili marjuh. Tesla xato qilibdi deganda gap bu. Har bitta gapinga sen asos keltira olmaysan. Keltira olmaysan. Ha. Ya'ni ulamolar o'rtasidagi ixtilofni tan olaroq har kim o'zini mazhabiga ergashishligi ummatning birligiga xizmat qiladi. Boshqa yo'lni taklifini ulamolar ko'rgani yo'q. Turli xil urinishlar bo'ldi, turli xil tajribalar bo'ldi. Bunday qilib ko'rsakchi, bunday qilib ko'rsakchi, men ham mujtahidman deb ba'zi ulamolar chiqdi qadimda. Imom Shavkoniy mujtahidman dedi. Naylul Avtorning sohibi u ijtihod sabablarini qo'ydi, yangi mazhab qilaman dedi. O'xshagani yo'q. Abu Hamid al-G'azoliy yangi mazhabga ijtihodga urundi, bo'lgani yo'q. Imom Tabari yangi mazhabga harakat qildi, urundi, bo'lgani yo'q.
Yani bu tecrübeler özünü aklamadı. İmamlarga nisbatan hürmetimiz kalavurdu da, lekin törtte mezhabning şekillendirgen madrasasından başka madrasa fakat ihtilafga sabab buldu. Cencelge sabab buldu. İslam ümmetini bölünüşüge, zayıflaşışligige sabab buldu. Ha? Oşa zayıflaşışlikini kutkaradigenlerse mezhablar da kalış. Ha, mezhabki irgeşiş Abu Hanifanın fikriye irgeşiş degenemez. Zahra ona kamaz. Ne mi ozi? Mezhabki irgeşiş ne mi? Mezhabki Abu Hanifanın fahmi bilen Kur'an sünnetki irgeşiş degene. Ve Abu Hanife bunge layık insan. Tecrübede kurulgen insan. Saymari menakıb Abu Hanife'de bir acayip hikayeni keltiradi. Abu Hanife rahimahullah Kufa'da yaşarkenler Bağdat'ke bir ayda bir hikmette varıp girerkenler. Bağdat ilim merkezi ve Abu Hanife davurları da ateistler, mücessimeler, mutezileler kuruna başlayan peyd. Bahs meydanları. Abu Hanife rahimahullah kelam ilmide cüda mahir bu geldiler. 27 yaşları geçe kelam bilen şugurlan geldiler. 27 ya ki 28 yaşları da keyin fikhi meselelerinin halkasına var geldiler. Ungeçe özleri ticaretçi bu geldiler, dükkanları bu gen. Ve adamlar o kişinin kelam ilmideki bahsları, mübahasalarından fikh niye mehşi bilse kerek deyip öyle gen. Bir ayol kelip talakını sünnetke kore kandaya kılınır deyip sual verir gen Abu Hanife'ye. Abu Hanife rahimahullah fikhi mesele ki bu. Sünnetke kore kandaya talak kılınırdı. Bu meseleni ben bilmeseken ben de geldiler. İki mahalle nereyordu? Hammad ibn Süleyman'ın halkası var. Fikhi halka bu. Bu şu halkadan sonra de geldiler. Ve kayıtçıda savalının cevabını menge eğitip yetti geldiler. Ayal ketken, o kişiden sonra gen, kayıtıp ki Abu Hanife'ye eğitip yetken cevabını. Sünnetke kore, o şu özürlük halatıdan tuhur ötkenden ki yakınlık kılmasından bitti talak kılmadı. Yani özürlük halatını kütüledi, pak bogenden ki yakınlık kılmasından ikinci ama üçüncü. Sünnetki kore talakına etti. Abu Hanife hayran bogenler. Adli savallı değildi bu. Adli savallı bilmedim. Şunca kitap oku genim, şunca yani kitap de genim, şunca ilimge ege bogenligim. Adli sünnetki kore adamlar muamelesine alakadar narsanı bilmesligimge alam kıldı degenler de şunu da yığıştırıp toğır varıp Hammad ibn Süleyman'ın meclisine oturgenler. 27-28 yaş şüpheydi. Hammad ibn Süleyman'ın meclisinde keyin uzun müddet oturgenler. O işini tekrardan oturuşu başlayıp ahırı aldılar ikili oturgenler. Hammad ibn Süleyman bir cahaya seferge keti yetken peyti de Abu Hanife rahimahullah'ın ornalarına otkazıp şurada siz oturayım ben iki günce savallarına cevap vereyim deyip ketgenler. Abu Hanife o şey ustazları barıp iki günge kadar aytilgan masalalarni yozganlar. Yozib o'sha masalalarni 60-tasini tasnif qilib kelganda ustozga ko'rsatganlar. 60-ta masala bo'ldi. Bunga shunaqa fatvo aytdik, shunaqa masala yechdik deganda ustoz 40-tasiga sen bilan muvofiqman, 20-tasiga muxolifman deganlar. Keyin Abu Hanifa rahimahulloh o'zim majlis qilaymikin deb Bomdoddan keyin turib majlis qilib odamlarni to'plab ilmiy halqa qilaman deb yana ko'ngillari bo'lmasdan yana Hammad ibn Sulaymonni oldiga o'tirganlar va shu xalqa davom etgan. Abu Hanifa rahimahulloh Bag'dodga borib bahslarni qilib kelar ekanlar, shogirdlari bir kuni aytishadiki, ustoz kelishiga bitta masalani o'rganib qo'yaylik. Masalan deylik, bir fatvo bor. Fatvo, o'sha fatvoning Kur'an'daki delili, hadisteki delili, özümüzden aldığı ulamalar salafının delilini keltirip fatvanı çıkarıp uyuşken. Ve Abu Hanife rahimahullah kegen peyti de ayçken, mene şu meselenin fatvası ne mi böyle? Degende Abu Hanife bunun meselenin fatvası mene bu degenler. Samiyari hoşnaka tarih zor bilen keltirgen, kayısı meselelerine aitmegen. Bu meselenin fatvası mene bu degen Abu Hanife. Şagirdler aytgan ki, yo bu mes mana bu deyişken. Deliller dese, delil mana bu hadis, mana bu ayet, mana bu kavul. Abu Hanife aytganlar ki, sizlerin delillerdeki mana bu delil zayıf,
Mana bunisi bunga dalolat qilmaydi deb ularni dalilini quvvatsizlantirib, asli dalil mana bu deganlar. Va o'zlarining fatvolariga orqasida hadislar, dalillarni keltirib quvvatlaganlar. Keyin shogirdlar aytganki, "Ha, sizniki to'g'ri ekan. Sizning fatvoingiz to'g'ri ekan" deganda, "Asli meni fatvoyim to'g'ri emas" deganlar. "Asli sizlarningi to'g'ri" deganlar. Sizlar aytgan fatvo to'g'ri. Nimaga desa, chunki sizlar keltirgan dalildan boshqa dalillar bor. Mana bu dalil, mana bu dalil, mana bu dalilga ko'ra sizlarning fatvoyinglar to'g'ri deganlar. Ular hayron bo'lgan. Keyin aytganlarki, "Endi" deganlar, "Sizlarningki ham to'g'ri emas, meniki ham to'g'ri emas. Uchinchi fatvo to'g'ri" deganlar. Uchinchi fatvoga mana bu dalil, mana bu dalil, mana bu dalil qilib ikkalasidan ham kuchli dalillarni keltirib berganlar hadis orqali. Bunga ham qoyil bo'lishgan. "Ha, bunisi to'g'ri ekan, uchinchi fatvo to'g'ri ekan" deganda, "Endi" deganlar, "Endi meni dalillarim birinchi aytgan gapim to'g'ri" deganlar. Nimaga desa, boshqa dalillar, hech ishlatilmagan boshqa dalillarni keltirib, mana bunga ko'ra bu to'g'ri deganlar. Ya'ni bu odam muhaddis bo'lmasa bu ishni qila olmaydi. İmam Abu Yusuf muhaddis. İmam Abu Yusuf Abu Hanifa'nın şagirdi. Lekin muhaddis adam, ham faqih ham muhaddis. Bu kişi aytadılar ki, "Ben Basra'da, Kufa'da hadis izlab yurardım. Hadis muhaddislerden. Şunaqa hadislerini topardım, yangi hadislerini. Hadisini olsam, Abu Hanifa'nın falan fatvasının kuvvetlediğin delilini korardım. Ben izlab topgan hadisler, ustozga allaqachon ma'lum ekan" derdi. Endi mana shu zotlarni tarix mobaynida, tarix mobaynida İslom ummati o'zlariga mujtahid mutlaq deb tan oldi. Endi bugun so'z o'yini bo'lyapti, so'z o'yini. Masalan, biz Abu Hanifani haq desak, Imom Shofiyini botil deymizmi? Kim aytadi shu yerda Imom Shofiyini kim botil deydi? Hech kim botil demaydi, to'g'rimi? Ular adashgan deb kim aytadi? Hech kim aytmaydi. O'sha Abu Hanifani ham, İmam Shofiyini ham, boshqa mazhab ulamolarini ham rojih marjuhga chiqarib, o'zini gapini quvvatlayotgan odam o'ziga ergashayotganlarni mana shu gap bilan aldayapti. "Aslar Abu Hanifaga ergashamiz deb qolgan tan olmaysizlar-ku" deyapti. Biz tan olmaymizmi? Tan olamiz u. Nimaga yolg'on gapiryapti bular? Ular o'zlarini qilayotgan hunarlarini qarshidagi odamning bo'yniga qo'yib olib, mana ayb deb ko'rsatib o'zini faoliyatini amalga oshirib olyapti. Biz Imom Shofiyini haq deb bilamiz. Imom Malikni haq deb bilamiz. Mujtahidi mutlaq deymiz. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohlarni haq deb bilamiz. Lekin ummatni birlashtirib turadigan narsa har bir zamonning, makonning mazhabiga ergashish. Yangi fikrlarni o'rgansa o'rganib qo'yaversin, lekin muomalalarda bitta fikrda qolsin. Bitta fikrda qolsin. Birlik bo'lsin. İslam ummatining o'rtasidagi janjalga barham bo'lsin. Agar u mazhabdan bu mazhabdan to'g'risini olaveraman degan odamni gapiga yaxshi e'tibor qaratsangiz, u odam aslida kuchli dalilga ergashayotgan bo'lmaydi. Aslida o'ziga yoqayotgan yengil tomonga ergashayotgan bo'ladi. Uning mezoni faqat yengillik, ruxsatlarni qidirib yurgan bo'ladi. Bir suhbatni, maxfiy suhbatni 15 kishiga dars beryapti bir odam, o'shalarga aytayapti. Qullatayn masalasi bor, qullatayn. Ha? Bizda dahidar deydi. Suvning kengligi 10 gazga 10 gaz bo'lsa, ha? Unga najosat tushsa, o'sha suv najosat bo'lmaydi. To'g'rimi? To'g'rimi shu? Shu masala bor. Xo'p. Imom Malikda shu suv qullatayn bo'lsa, najosat bo'lmaydi. Qullatayn kamroq degan, ozgina suv bo'lsa najosat tushsa, masalan, najosat bo'lmaydi. Misol tariqasida. Imom Malik mazhabida mana shu rojih deyapti. Maxfiy suhbatda. Mana shu quvvatlik Abu Hanifa marjuh deyapti. Dahidar 10 gazga 10 gaz dalili kuchsiz deyapti. Qattan olyapsiz? Desa, dalil qullatayn yengilroqda. Ko'rinishdan osonroq. O'shaning uchun olyapti o'zi. İkinci mesele, zakot masalasida deyapti. Zakot masalasida zakotni o'zini berish masalasi bor, qiymatini berish masalasi bor. Jumhurni nazdida, Imom Shofiyini nazdida nima qilinadi? O'zini beriladi. Bug'doyni bug'doydan zakotini berasiz.
Ha? Arpanı arpadan zakatını verirsiniz. Hurmanı hurmadan zakatını verirsiniz. Onu satıp pulunu veremeyiz. Nimaga dalil yo deydi ular. Va ularning usullari bor. Hanafilarda nima qilsa bo'laveradi? Qiymatini bersa bo'laveradi. Haligi odam aytayaptiki, bu masalada Abu Hanifa gapi kuchli. Nima kuchli? Bu paytda men endi kuchli kuchli emasligiga keyingi surginda sen nima asosga suyanib buni kuchli deyapsan? Osonroq bu. Faqat bug'doy bersangiz qiyin bo'ladi-yu. Narxini bersangiz oson. Uchinchi masala, qon chiqsa tahorat sinadimi yo'qmi? Bizda sinadi. Shofiylarda sinmaydi. U aytayaptiki, bu masalada shofiylarning mazhabi kuchli deyapti. Nima asosga suyanyapsiz desa, osonroq u. Hayoliga, nafsiga, havosiga to'g'ri keladiganroq bu. Qon chiqsa tahorat sinmaydi, ketaveradi. Nimaga paypoqqa mahs tortishga ruxsat beryapti bular? Qayerda dalil bor? Dalilga suyanmayapti bular. Osonroq. Yengilroq ko'rinishidan. Demak, bular bu mazhab, u mazhab degan paytida samimiy shaklda odamni qanoat hosil qildiradigan darajada quvvatli dalilga erishmayapti. Hamma mana shunga o'xshagan tashvish gaplariga quloq solsangiz, tatabbu'r ruxasga erishyapti. Ya'ni ruxsatlarga, osonliklarga, yengilliklarga erishyapti. Yengilliklarga erishish oqibatida bu ummatning boshi baloga kirib ketadi. Kimni nazorat qila olasiz? Kimning havoyi nafsini mezonga qo'ya olasiz? Ha, dalil bor ekan, hujjat bor ekan, joiz ekan deb nashani chekib yurganlar bor. Shu dalilga suyanib. Nashani chekib yurganlar bor. Nosni chekib yurganlar bor. Shu dalilga suyanib, men deydi, yengil bizniki deydi. Oson yergashamiz deydi. O'ta xunik hodisalarga ruxsat topishga harakat qiladi. Mut'ani, mut'ani hali nasx bo'lmasdan oldingi qavli, Makka davrining qavli. Ha? Makkadagi ulamolarning fatvosiga qarab mut'ani halol qilib olsa bo'ladimi? Mana bularga qo'yib bersangiz, shunga olib ketyapti. O'shanga olib boryapti bor. Kimni nazorat qila olaydi? Hech kimni nazorat qilib bo'lmay qoladi. Taloq masalasida xotinini 3 taloq, 1000 taloq qo'yib qo'yib bu yog'i yengil deb qaytadan nikohlab yashab yutdi odamlar. To'g'rimi? Bu nimaning oqibati? Mana shu dinimizni yengil sanash, mazhabga bo'lgan e'tiborni susayishligi, mazhab ulamolarini obro'sizlantirish, sizlarga sizlasa rahimahulloh desa, bu hurmat qilgan bo'lib qolmaydi. Rahimahulloh deb gapi natori desa bo'laveradimi? U beodoblik, ya'ni bu ilmiy asosga suyanmagan gap. Shuning uchun mazhab to'g'risidagi mana shunga o'xshagan hodisalarni to'g'ri yechimi har bir diyor o'zining mazhabiga ergashsin. Omma xalqni boshini aylantirmaslik kerak. Omma xalq dehqonchiligini, tijoratini qilish kerak. Millatga yordam foyda tegadigan ish bilan shug'ullanish kerak. Mazhablar o'rtasidagi ilmiy munozaralar, ilmiy bahslarni o'zining egasiga topshirish kerak. Uni bahs qiladigan odam kelsin. Hanafiy mazhabini manabim amali marjuh, kuchsiz degan odam kelsin. Biz o'zimizning dalillarimiz bilan ilmiy kichik doirada isbotlab beramiz unga. Qaysi masalani kelsin, olib kelsin. Isbotlab beramiz, dalilimiz bizga amal qilarlik darajada kuchli bizniki. Va bu bilan birga boshqa mazhab ulamolarini inkor qilmaymiz biz. Boshqa mazhab ulamolari ham o'zlarini amallariga qilishaversin. Shunda birlik bo'ladi, birdamlik bo'ladi, ittifoq bo'ladi va islom ummatining muhim vazifalari amalga oshadi. Bo'lmasa behuda tortishuvlar, o'zaro nafrat, janjal, ya'ni xalqlar orasida kelishmovchiliklar to'xtamaydi. Shu joyda siyosiy omilni eslatib qo'yish kerak. Siyosatda bir mamlakatning istiqrorini buzishlik strategiyalari bor. Masalan, bir mamlakat tinch tursa, o'sha mamlakatda iqtisod rivojlanadi. Tinch tursa, o'sha mamlakatda ishlab chiqarish yaxshi bo'ladi. Tinchlik bo'lib tursa, o'sha mamlakatni kelajagiga umid bo'ladi. Tinchlik bo'lsa, tashqaridan turist keladi. To'g'rimi? Shunaqa bu siyosatni asoslaridan. Demak,
siyasi isyon çıkarışı mümkün bo'lgan odamlar birinchi o'rinda shu tinchlikni buzishlikdan boshlaydi. Qanaqa buzamiz? Oldiga qo'yadi rejimni. Institutlar ishlaydi, odamlarni o'tkazishadi. Nima qilish kerak? Masalan, Hizb-i Tahrir degan jamoani yuqorisidagi kuratorga aytadi. Sen deydi, o'zingni qo'lingni ostidagilarga deydi, mana bu narsani buyur. Nima u? Varaqa tarqatsin. Noroziliklar, gap-so'zlar chiqib miting qilsin, bayroq ko'tarib chiqsin deydi. Bunga farqi yo'q, bu strategik odam. Bunga diyonatni ham farqi yo'q, hech narsani. Bu o'sha istiqrorni buzish uchun bitta jabhaga buyruq beryapti. İkinci cabhaya aytayapti, sen kural bilan ot, yoki bomba taşa, yoki başka narsa qil. Üçüncü cabhaya aytadi, sen deydi, galiboylarını op çık, LGBT'larını op çık, ular gapirsin. Törtüncüsüge aytadi, sen deydi, svetini, gazını, kemçiliğini gapir deydi. Ha, bular içide adamlarını narazilikke op gelişi mümkün bo'lgan doğru muammolaram bor. Bor, bizim muammolarimiz bu. Lekin şu muammolarni tashqaridagi kelgan odam gapirishdan ko'zlagan maqsad yechilmas. Yechinmas, mazhablarni gapirayotgan odam yechim berish maqsadi yo'q. Nimani xohlayapti? Demonstratsiyani xohlayapti. Norozilik kayfiyatini xohlayapti. Odamlar shu norozilik kayfiyatidan keyin bu siyosiy istiqrorni buzadi. Bizga masalan, musulmon o'laroq sizlar bugungi kunda eng peshvo imomlarsizlar, bosh imomlarsizlar va bu masalalarda millatni İçide en kub can küyarlık kılıyatken, hizmet kılıyatken adamsızlar ve adamlarga şu meselelerde siyasi cebhesini korsata biriş ham bizim vazifemizi kırpkali yaptı bazıda. Çüntürüş gereği böyle yaptı. Fikri meselelerini nemeyi kurtarı yapsan, nemeyi cancel kılı yapsan bilesen mi? Sen bunun içimine kele almıyorsan. Seni gapırtırıyatken o uzağdaki turgan adam mana bu siyasi maksatlarını haklıydı. Sen bilmeyi yapsan onu. O'shaning uchun sen ko'zingni och. Bu masalani hal qilib olamiz ikkalamiz. Seni boshingga muammo tushsa men kelaman oldinga. Men kasal bo'lsam ko'rgani sen kelasan oldimga. Lekin o orqada turgan Ukrainada o'tirib olgan odam seni hech qachon holingdan xabar olmaydi. Lekin seni gapir, chiq, ur, yiqit deyatgandan ko'zlagan maqsad o'zini siyosiy maqsadi. Buni ham demak o'rni kelganda bildirishimiz kerak. Mazhablar masalasi o'zaro masalamiz. Uni yechib olamiz. Hanefilerge ergeşken adamlar dalilge ergeşeyipmiz. Bunu zayıfke, marjuhke çıkarıyetkenler ilmi asas bilen gapiriyetkeni yok. Ular maksatlı gapiriyetti. Ve bu gapiriyetken adam özü bilmesliği mümkün. Orkadagi bunu başkarıyetken adamlar ıhtılafını kohleydi. Tafrikanı kohleydi. İtaatsizlikini kohleydi. Ve itaatsiz cemaanı teşkil kigenden keyin ikinci B plan, keyin C plan, keyin boshqa vaziyatlar yuzaga chiqadi. Alloh taolo o'sha holatlardan bizlarni asrasin. Qisqaroq muxtasar gapida o'zi bu doim ko'p takrorlanayotgan hodisa, lekin masalani umumiy aurasi, ya'ni doirasi shundan iborat. Biz mazhablar to'g'risidagi masalalarda Qur'on va sunnatni bizga bergan ta'limotiga suyanaroq amal qilamiz. Kur'an-ı Kerim fes'alu ahle zikri in kuntum la ta'lamun dedi. Bilmeseniler ahli zikirden soranlar dedi. Ahli zikirler mezhep başılar, imamlar, şu mezhep başılar ortaya koygan usul kaideler asasıdaki medreseler. Ve her kim özünün diyarıdaki mezhepki ergeçse ve başka mezheplerini hürmet kılsa, törtte mezhepte, hammesi, hürmet kılsa imamlarga doğru, yaxşı, güzel fikrini bildirse, özünün mezhebige amel kılsa, ittifak boladı. Beşinci muamma, uşa mezhepler doğrusudaki gapdan başlayıp, siyasi maksatlar geçe yitip geliyetken cereyallarda ilmi asas yok. Fakat narazilik keyfiyeti, hatasını boynuna kop koysayız, tan alıp özür soragenlik körgenimiz yok hali. Yani en katteleri, hatasını boynuna kop koyduk. Hata yapayım dedik. Delil keltir yok. Bir adagi yaşları közü açılıp huzur soru yaptı. Ularga nimege ergeşip kagerliğini bilmesten keyin afsus kagerler köp. Cüdü köp. Son sanaksız buna kadar. Lekin o başları huzur soru mu yaptı? Yani devam et yaptı. İhtilaf mı ihtilaf? Cancel mi cancel? Yani üyelmesten ihtilafını sizler kılı yaptılar diye yaptı.
bizge. Biz kaçan ihtilaf kıldık? 40 milyon Özbek zaban Müslümanlar bitti mezhepke erişip gelip şu gün geçe. Cancel bu gene yok. İlla çıkıp alıp durup Ebu Hanife rafriye de inkımegen, bunge hadisi itibar megen dese cancel başlandı. Doğru mu? Ne demek için rafriye de inkımegenliğe Kur'an'dan, sünnetten, sahabanı fahmeden, usulden delilimiz var bizde. Bu delilge göre Ebu Hanife rahimahullah'ın şahsi kararışları gelişmeyip biz. Belki Ebu Hanife'nin fahmi bilen Kur'an ve sünnetke ergeçeyip biz. Şu bilen cancel topalan tügeydi. Ve söz oyunu kılıp bizni ihtilaf kılı yaptı degenler aslında yolg'on gapirib yetganligini halkının aksariyeti tushunib yetdi. Odamlar hozir tushunib yetdi aksariyat. Doğru iken şu gap deyişti. Doğru iken deyişti. Bir paytlar bunu yomon ko'rardik deyişti. Gapi bizga yoqmayapti dedi deyişti. Oxir vaziyatni ko'rdikki shu gap to'g'ri ekan deyişti. Uzrlar so'rab bizga nisbatan bir qancha teşekkürlerini aytayotganlar son sanoqsiz. Men o teşekkürge ham ihtiyacımız yok. Bizi bilmezden maşına qangin tuhmat kılıp gıybet kılganlarını hazırdan aytamiz keçirgenmiz. Çünkü bilmeydi, bilmezden kıldı. Bizden keçirim sorab oturuşları şartlamaz. Keçirgenmiz. Biz onu şahsi adavat için kılganımız yok ki. Lekin bularını bulgayetken, bu adamlarını notoğru yolge tartıyetkenler tohtaganı yok. Şunun için bu Malaka aşırı sohbetleri şunaka fikri meseleler için özü aslıdı. Onu ilmi asaslarını okuyansılar, kitaplarını kurgansılar, ondan örgənib ola uğramız. Hop. Çıkışka baramız gene? Baralım. Hop, saval. İşte saval gelmemiz var, benim de okudur. İşte hamamız duranın ihtilafı ummatı rahmetli hadis var. Ya bunaka hadis yok. Hadisinde ne bu? Ne hadis yok, lakin manası makul geplerden. Şey, ihtilaf bazı. Bazı ulamalar şey, ihtilaf yaşı, hılaf kılmazlık gereği dişer. O birincisi ise, beş doğruyu aldım, internette bir makule okuyandım. Mazhablar, doğru ahamiyatı, kuhayışlığı doğrusu, kim yazıyor, ne söyleyeyim alıp, bu işi almayın. Mazhablar doğrusu, bir beytler, mazhablar hakikaten. Şey, ümmatlı bir kılıç için gerek olan hatta haramda, tuttu, masapta anılar kılınca tuttu, minber bugün gözgen. Şimdi ben elini hazır ahmiyat koymayayım çünkü mazhablar araş gitti, ibadetler araş gitti degen, fikir bildirgen terkot geldi, altyazında yok. Nahat şuna, yani mazhablar terkot getirip araş gitse, xo'p, birinchisi ixtilofi ummati rahmatun degan asar yo'q. Lekin ixtilofni rahmat ekanligi to'g'risiga ishora qiluvchi oyat bor. Ixtilofning rahmat ekanligiga ishora qiluvchi oyat bor. Mufassirlardan bir jamoa ana shunga ishorada zalika ishora olmoqni o'sha rahimga, rahmatga buyurgan. Vala yazaluna yaxtalifun İlla ma rahime Rabbi. İhtilaftan toxtamaydılar. İnsaniyetini Allah Ta'ala haklasa bitti ümmet koyardı. Lekin Allah Ta'ala bunlarını daimi ihtilafta buluşligini irada kıldı. Ve la yezalune yahtalifun. Daim ihtilaf buladı. İlla ma rahime Rabbi. Rabbim rahim kigeller yine ihtilafta çümeydi. Dip ayetinin devamı da فَبِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ degan. İçimizde qorlar var mı? فَبِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ degan. فَبِذَٰلِكَ işare mi? ذَٰلِكَ qatga boradi? En yakınge barış gerek. Doğru mu? Zamir en yakınge barış gerek mi? En yakında ne mi turuptu? İlla ma rahime Rabbi. Rahimde tur, rahmet tur. Rahmet diye. İhtilaf Allah'ın rahmetine muvafık nerse degan tafsir qilganlar var. Fakat bu joydagi ihtilaf bir masalada to'g'ri asosga ko'ra turli qarash bu boyitadi İslam ummatining amalini boyitadi. İslam ummatining fikrini kengaytiradi. İslam ummatining boshqalardek o'zini fikrini bosim bilan o'tkazmasligini ko'rsatadi. Keng fikrlilikni ta'minlaydi bu. Lekin Qur'oni Karim boshqa bir o'yin o'rinda ixtilofni tanqid qilgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا يزالون يزالون يختلفون bu joyda wala tafarraqu deyapti. Ya'ni o'zi bir arqonni mahkam ushlashga buyurilishligini o'zi kifoya edi jamlikka. Alloh taolo davomida ixtilof qilmanglar deyapti. İhtilafını mazmum cihatı bor bitti. Peygamber aleyhi salatu vesselam ceng meydanları dige yok ki seferge çıksalar adamlar tarqaq oturgenini kursalar tanqid qilardilar. Tarqaq oturmayınlar. Kim bölünse böğrü yeydi makal var mı? Hadislerde şu. Bölüngen kasiyeni böğrü yeydi. Birleşinler, cam turunlar. Safta cam turuşlik. Cuma'ya cemaatke barışlik. Her günü beş vakit namazı cemaatle okuşluk. Birlik, birlik, birlik. İhtilafının sebebi, eğer şeriatke muvafık bulmasa, nefretke, adavatke sebep bulsa mazmum bu. Lekin ihtilafının sebebi, Kudüs'le yetkendik, ihtilaf bilen, hılafının farkı şu, hılaf mazmum. Mahtalmagan iş. İhtilaf bu, mahtalgan iş. Hadis bulmasa da, ayetinin manasından ulamalar ihtilafını maqtaydi. İhtilaf degani Shofiy bu qarash bilan yurdilar, Abu Hanifa bu qarash bilan yurdilar. Ikkalasining tagida fundamentida asos bor. Dalil bor. O'sha dalilga ko'ra bütün ummatning amal doirasi kengaydi, erkinlashdi. Qiroatlardagi vajihlar masalalarni kengayishligiga sabab bo'ladi. Qiroatda ham vajihlar bor, to'g'rimi? Ta'lamun ba'zida ya'lamun o'qiladi. O'sha ta'lamun ya'lamun qiroati ham bor. Bu qiroatlarning ko'pligi ham ixtilof o'zi. To'g'rimi? 10 xil qiroat, 10 xil ixtilofli qiroatlar. Lekin sanadi bor, sahih rivoyatlar mutawatir asosga suyangan. Shuning uchun bu qiroatlarning turliligi ummatni amal doirasiga foydasi bor. Mazhablar yo'qolib ketadi, ahamiyatsiz bo'lib ketadi, mazhablar amallar aralashib ketdi. Bular juda sathiy gaplar. Juda sayoz gaplar. Bunaqa gap yo'q. Agar ozgina ilmiy doirasiga kirsangiz, mazhablarni bugunga qadar ham islom ummatini birlashtirib turgan asosiy omil ekanligini, asosiy arqon ekanligini ko'rasiz. Boshqa yo'l yo'q. Mazhablardan tashqariga chiqib aralashib ketdi deganlar o'zlari aralashib ketgan xolos. O'zlarida muammo u. Yechim boshqa yo'li yo'q. Faqat Qur'on va sunnat bizga asos degan odamning birortasiga ishonchi yo'q. Qur'on va sunnat asos degan gapi ishonchli gap. Ha, Qur'on va sunnat asos. Bu gapni gapirayotgan odamning birortasiga ishonchi yo'q. Kitob va sunnatdan to'g'ridan to'g'ri olib bera olmaydi. Xohlaganini kesin qo'ying oldiga Qur'onni. Bunga ma'no aytdik. Lekin deng, kitob va sunnatni o'zidan ayt. Birorta ulamoni menga keltirma. Aytding. Nimani chiqarib bera olmaydi? Nimani? Merosni bo'lib bera olmaydi, oddiy Qur'onga qarab. Qur'onni o'zidan. Vaholanki Qur'on merosni tugal yechgan. Hadisga deyarli qolmagan, boboning merosi, ba'zi merosdan boshqa narsa qolmagan. Qur'on tugal yechgan. To'g'rimi? To'g'ri. Sunnatdan qo'ying oldiga. Abu Hurayra aytibdilar-ki, "Al-wudu'u min masatinnad" deyaptilar. O't tekkan narsadan tahorat qilinadi deyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu sahih rivoyat. Ibn Abbos o't tekkan narsadan tahorat yo'q deyaptilar. İkita sahabadan iki xil rivoyat, ikkalasi ham hadis. Yechding, nima qilamiz deydi? Qani yech endi buni. Nima qiladi? Qanaqa qilib yechiradi? Ha, hadisni sharhiga qaraydi. Bu haqida kim nima degan o'rganadi. Ulamolar bu hadisda Ibn Abbosning gapini qanday tushungan, Abu Hurayraning gaplarini qanday tushungan, buni o'rganadi. Va umumiy xulosa, ixtiloflardan keyin mana bu masala degan gapni aytadi oxiri. Agar topa olsa, topa olmasa nima deydi? Na'udhu billah. Ikkalasi ham adashgan ekan. Bu din to'g'ri emas ekan deydi oxiri. Bittasi undoq deydi, bittasi bundoq deydi. Qanaqa qilib jamlaymiz deydi. To'g'rimi? Qur'on oyatlarida Alloh taolo bir joyda nima deyapti? Innaka la tahdi
من أحببته إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء Albatta siz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Lekin Alloh o'zi xohlaganlarni hidoyat qiladi. Oyatmi? Oyat. Boshqa bir oyatda nima dedi? Va innaka latahdi ila siratim mustaqim. Bunda ta'kid bilan siz hidoyat qilasiz deyapti bu oyatda. Yuqoridagi oyatda siz hidoyat qila olmaysiz deyapti. Bizga aytsin ma'nosini, nima qilamiz? Kitob va sunnatdan aytsin. Bir joyda hidoyat qilasiz deyapti. Bir joyda payg'ambarimizga siz hidoyat qila olmaysiz deyapti. Qana qilib aytadi bizga ma'noni? Mana Qur'on. Aytsin. Mashablar yo'qolib ketadi. Ha, u o'zi yo'qolib ketadi o'sha odam. Mana siz nomini ham topa olmaysiz uni. Kimligini. Kuch ketmaydi. Odam shunaqa Qaysidir chalishga harakat qilyapsiz. Yo'q, men demoqchi bo'lganim, mana siz hozir kimligini hozirni o'zida yo'qotdingiz. Abu Hanifani hozir hamma taniydi. Bu turaveradi, Abu Hanifa turaveradi. Ular maqola yozadi, nomi esdan chiqib qoladi, ertaga hech kim tanimaydi. Yo'q, bo'lib ketaveradi bular. Qur'on va sunnat asosligida ixtilof yo'q. Hech kim bunda ixtilof qilmagan. Kim ixtilof qilsa adashadi. Qur'on va sunnat asosida mazhablar Ya'ni ulamolarning qilgan ishlari shu Qur'on va sunnatning asosini bizga yetkazib keldi. Men kecha hadis to'g'risida suhbat qildim, sizlar eshitdinglarmi yo'qmi? Jonli muloqotda turibdi, agar eshitsanglar. Islom ummatining bizgacha olib kelgan Qur'on, hadis va Qur'on sunnatdan kelib chiqqan aqida, fiqh, muomalat, hamma masalalar, tasavvuf, axloq doiralarini xizmatidagi ulamolarni ko'rsangiz lol qoladi odam. Bunaqa odamlar mo'jiza. Allohning mo'jizalari boshqa gap yo'q. Unaqa ishni qilib bo'lmaydi. Qilib bo'lmaydi, unaqa ishni qilib bo'lmaydi. Men bitta misolni keltiray, kechagi takror bo'ladi. Imom Nasoiy. Bu kishi kim? Muhaddis. Sunanul Kubro bilan Sunanul Sug'roni sohibi. Bu kishining shayxlari ko'p bo'lgan. Har bir muhaddisni shayxlari ko'p falonchidan rivoyat qiladi. Misrning qozisi bo'lgan Alloma muhaddis, mufassir bo'lgan Haris ibn Miskin degan shayxlari bor. Haris ibn Miskin. U kishidan hadis eshitib, sunanni ko'ring, Termiziyning sunanida. Haddasana al-Haris ibn Miskin deb rivoyat qilgan. Akhbarana fulan, haddasana fulan. An fulan qala Abu Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasululloh deb aytgan. Sanad shunaqa. Birinchi Nasoiyning birinchi shayxi kim? Haris ibn Miskin. Sunanni ochsangiz, bir joyda akhbarana Haris ibn Miskin, bir joyda haddasana Haris ibn Miskin, bir joyda qala al-Haris ibn Miskin qira'atan alayhi va ana asma'u degan. Nima farqi bor shuni? Men hadisdan Qur'ondan olaveraman degan odamga savol bering. Nima farqi bor shuni? Nimaga akhbarana deyapti bir joyda? Bir joyda qala al-Haris ibn Miskin qira'atan alayhi va ana asma'u deyapti. Nima farqi bor? Ikkalasining ma'nosini qarang. Bittasi Haris ibn Miskin bizga xabar berdi. Bizga akhbara na bizga xabar berdi. Narginda Haris ibn Miskin aytdi, men eshitdim deyapti. Nima farqi bor? Taxmin qilib ko'ringchi, nima farqi bor? Nimaga bunaqa qildi? Nimaga hamasta akhbarana demadi? Nimaga haddasana demadi? Nimaga? Kim e'tibor bergan bunaqa masalalarga? Kim islom dinining bu darajada daqiq yo'l bilan bizga yetib kelganligini ta'minlagan? Ulamolar. Qanaqasiga yo'q bo'lib ketadi bular? Buni hikoyasi bor. Haris ibn Miskin Misrni amiri bilan kelishmasdi. Misrni amiri o'sha paytdagi Haris ibn Miskinni yoqtirmasdi. Katta olim, juda ham haybati bor olim, atrofida shogirdi ko'p. Shuning uchun uni atrofiga quloqlarni qo'yib qo'yardi, quloq. Haris ibn Miskin quloqlardan xavotir qilardi. Chunki amirga gap tashiydi. Endi siyosiy gap gapiradimi yo'qmi o'zi biladi, lekin majlisda masjidda o'tirib hadis aytib turganida
Nesai kirib keldi. Nesai shogirdi endi. Uni birinchi kirib kelish tanimaydi. Yoki kiyimidan shubhalandi. Boshqacharoq kiyimda ekan-da. İmam Nesai'ye aytdi ki, sen dedi çık dedi. Sen meclisten çık dedi. Nesai'ni çıkarvardı. Şubha kıldı, kulağı da öyledi onu. Nesai'ni çıkarvardı. İmam Nesai'ye aytadılar, ben çıkıp dediler, mescidinin eşiğinin orka tamamında oturdum dediler. Uşanda hadis aytdı dediler. Hadis aytken faydı da, Nesai'nin omonat darlığını karayın. Eğer akberene Haris ibn Miskin dese, menge haber verdi, bizge haber verdi degen cümle yalgan bop kaladı. Çünkü onge haber vermegendi ki, onu çıkarvargendi ki. O çıkıp eşeğinin arkasında oturgenini, eşitgeni uçun, kalel Haris ibn Miskin kıraatan aleyhi ve ana asma'u diyozgen. Etibar biliyorsun mu? Bu muhaddislerini nimege nazar sağgeldiği etibar biliyorsun mu? Kanaka kılıp bu dinge hizmetki geldiğini, kanaka kılıp bu yoğup getirdi. O dinge yapmaz ki bu. Akbarana bilen haddesanan ortası fark var. Kala bilen, kala annehun ortası fark var. Kala doğrudan doğru ayetti. Kala annehu bulsa, annehu kala bulsa haber buladı. Haber, o başka nesi bu? Çünkü itibar kıldı ulamalar. Biz sanat ilmini, hatta ki başka din vekilleri hem tembir edi. İslam ümmetini ilimden taşkarı, mesela ilimini tarikat etken odamni o'rganishligi boshqa millatda topilmaydigan mo'jiza degan. Boshqa millat vakillari aytgan. Boshqa mustashriqlar aytgan. Bernard Shaw aytgan buni. Islom ummati 3 asrda dinini keyingi avlodga yetkazadigan odamlardan 500 mingini tarixini yozdi. 500 ming odamni tarixini yozib chiqdi Islom ummati. Yarim million. Kim bu işi kıladı? Kanakalı yobup getirdi böyle. Ben hazır yine ağzım açılıp kalsa bir saat sayılaşım mümkün bu mevzuda. Size tekrar yapının sathiliğine aitmek için ben. Ota sayaz gap bu. Ota sayaz gap. Elon Musk'a bir tini yok deyipken adamla hani bir tini yok adamla gap bu. Kanakalı yobup getirdi bu. Usuller kanakalı yobup. Hiç çıkkaçan yobup. Haddesan açın. Haddesan'a da geldim. Bizga hadis aytib berdi bo'ladi. Haddasana o'zi eshitgan odam gapida u. Ya'ni haddasana bilan haddasaniyni farqi bor. Haddasana bo'lsa butun boshli jamoaga aytib berdi, jamoada men bordim degani. Haddasani bo'lsa uni meni o'zimga aytib berdi. Bunga odamlar buni bid'at deya olmaydi. Bunga o'xshagan hodisalar bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhuga odamlarga bashorat ber. Kim la ilahe illallah dese cennetke kirada dediler. Şimdi Abu Hurayra etti ki menge işan mıydı adamlar dedi. Peygamber aleyhisselam kavuşlarını geçip verdiler. Me dediler. Bunu üçler şunu korsatta geldiler. Doğru mu? Kavuşunu üçler keti yaptılar. Kim çıktı? Umar ibn Hattab çıktılar. Ettiler ki ha dediler. Resulullah şuna kadar dediler. Kukraylarına bit durgen ot kısıp koy geldiler. Ha, bu hadis maşgur hadis. Bu yapını yapırma yürü bir yakka deyip. O barıp Resulullah'ın aldı ki kelip. Şu yapını yapırdı mı? Yapırdı izin. Ha degenler. Adamlar suyanıp kala diyor degenler. İzen yatta kilo degenler. Suyanadı yapırmaydı degenler. Abu Hurayra bu hadisini umurlarının en ahırıda et bergenler. En ahırıda. İlimli bir kişinin hatarıdan korkup yapırdım degenler. Oşa hadiste Resulullah adamlarını işantırış için kavuşlarını verişleri rivayetini kuvvetleş için bazı amillerge suyanışlıkla dalalet. Akbarana bilen, akbaraniyini yazıştan maksat şu. İmam Malik hadis yazdırsalar, kalan nebi de yazarkenler, yazgan adam kalan rasul dese, cezalar kadar onu. İkkalası bir kıl. Nebi bilen rasul bir kıl. Sen rasul deyip eşittin mi? Nebi deyip eşittin mi? Nebi deyip eşittin mi? Nebi deyip yazdı kadar. Eşittkenimizi yazışımız gereği. Bu, demek mezhepler yok alıp ketedi degen gapni ihtimali gap bilen vakiyelikteki imamlarını obrosuzlantırışlıkki işletip olmayı degen gap bu. O da sathi gap, o da sayaz gap. Ha, gelecekte İmam Mahdi kiyse, İsa aleyhissalatu vesselam tüsse, onda mesele özgarışı mümkün. Kitab-ı sünnetten İmam Mahdi hüküm kılışı mümkün.
Kitab-ı sünnetke göre o adam özü meselesine etçi mümkün. Lekin bu ihtimali, ihtimali, ihtimali gel. Uşan diyen usul kaidesiz bu miydi? Kitab-ı sünnette aldığınızda ulema turgan eken özü yüzden, özü yüz kitaptan apı getirmeyiz. Hazır ettim ben iki de ayetini. Haliki ayet cevabını etip koyaydık, adamın şüphada kapı getirmesin. Ne dedi gene? İnneke la tehdi men ahbebte. İnneke la tehdi. Elbette siz takitle ayet yaptı Allah-u Teala. Hidayet kılalmaysiz men ahbebte. Özünüz yakış görgelerine. Başka bir ayette ve inneke la tehdi. La takitbette. Elbette siz hidayet kılasız. Ne manası vardıysa ulamalar hidayetini, hidayet-i rüşt, hidayet-i tevfik ikiye bölgen. Hidayet-i tevfik Allah'ınki. Allah tevfik vermese siz aitken gel fayda vermeyin degene. Birincisi. Siz yakışkuru, bir adamını yakışkurasız da onge nispeten iliniz yakışkurgenlerseyiz. O kabul kımese. Onu bir almayız sizde. Doğru mu? İkinci ayette ve inneke la tehdi ila sıratun müstakim. Sıratun müstakimge işare var bitti. Bitti rüşt var. Siz aitiyetken gel sıratun müstakimge yollavcı yol degene. İkincisi. Cemlendi mi? Cemlendi. Bittesi de tevfikini bir almayız. İkincisi de tevfikki yollayıpken gel sizi yapayız. İlk keresinde manası hidayet. Bittesi rüşt hidayeti. İkincisi de tevfik hidayeti. Bunu özümüz tokup çıkarganımız yok. Mufassırlardan gördük. Ulamalardan gördük. Allah ulamalarımızdan razı olsun. Şu geplerini gepirmeseydi biz Kur'an'ın özü de, hadır Kur'an'ın tenkit nazara bilen karayetken adamlar şunki okşigen geplerini yığıp aldığımızda koyu yaptı. Mene, kitaptan doğrudan doğru alıp ayet yaptı, mene diyepti. Dahriyem kitaptan doğrudan doğru alı yaptı. Onu dahri buluşuge sebep kitapki doğrudan doğru müracaat kigeldigi. Ulamalarge müracaat kime geldigi. Doğru mu? Doğru. Soru yok mu başka? Doğru. Laula kelam ve halak ve lafla gediyen yapar. Hmm. Mavzu. Mavzu. Yok. Ali'l Kari bunu mavzu altta kilitirgenler. Laula ke ve ma halaktul aflak. Mavzu. Senedi yok. La asla lahu. Tokuma. Tokuma gel. Lekin mananı, mananı inkar kuvarışlıktan ihtiyat buluş gerek değil ulamalar. Mana cihatiden Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bütün dünyaya, bütün alemlerge rahmet ekenige dalalet kıladı bu gap. Bu gap ayette sabit. Ne miydi? Ve ma halaktu? Yok. Yok. Ayette var ki. Ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin. Bütün alemlerge rahmet kılıp yubarılgenliği ayetindeki mana Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın rollerini gösterdi. Laulaka ve ma halaktul aflak mana cihattan mübalağa. Sanat cihatıdan aslı yok. Mavzu gap. Lekin mana cihatıdan şu gapni Kur'an-ı Kerim'de tasdiki var mı dese uşa ve ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin. Şu var. Ondan dışarı nur hadisi var. Nur hadisi. Evvelma halakallahu nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana şu hadis Abdurrazzak'ın müsenneflerdeki gen. Bu hadis. Abdurrazzak'ın müsenneflerdeki gen. Mevlid-i Şerif'te nur hakkında şu hadis var. Birinci bulup Allah Teala Peygamberimizin nurlarını yarattı degen. Lekin bu hadis müsennefte Abdurrazzak'ın özünü rivayet etmez. O kişi azır bilen kilitirgen. Başka bir adamge nisbet kılıp kilitirgen. Uşa adamın nisbetine göre hadisinin aslı yok bu yem. Yani itikad kılınadigen derecede kuşluğun hadis mez. Lekin sahih hadiste ne miydi? Evvela ma halakallahu el kalem. Allah da Allah birinci kalemini yarattı. Kim kalem geçti? Yaz dedi. Kainen ben kâneni yazdık kalem. Bana şu gepler yani. Şunu kuşluğun derselerde aslı yok, senedi yok, mavzu deyiş bilen birge, manası da doğru ihtimali bor narsani inkar kıvalışlıkke şaşırmaslık gerek. Doğru ihtimali bor. Uşun için ulamalar ayet edi ki, senedi zayıf,
lekin ma'nosi to'g'ri deydi. Ba'zi rivoyatlar bordi. Sanadi sanadida voh bor deydi. Voh degani mavhum, mavhumiyat bor, lekin ma'nosi to'g'ri. Xuddi shunga o'xshaydi. Laulaka va ma xalaqtul aflak, agar siz bo'lmaganingizda edi bu falaklarni yaratmasdim degan gap sanad jihatdan joiz emas, matn jihatidan joiz emas, ma'no jihatidan mubolag'a taraflari joiz emas. Lekin to'g'ri jihati va ma arsalnaka illa rahmatan lil alaminga muvofiq jihatinigina tasdiqlaymiz. Hadisda mavzuligini bila turib aytishlik durustmasdan adam. Mavzu hadislarni aytishlikni bitta ruxsati bor, mavzuligini aytish uchun aytiladi. Ba'zi bir hikmatli so'zlar ham kirib qolgan-ku, kun ibn zamonik. Bular hadis deyilmaydi bular. Asarlar o'sha ma'noni bekorga urg'u bermadim. Har qanday kelgan asarni ma'nosi shar'iy asoslarga, shar'iy maqsadlarga muvofiq bo'lsa, o'sha maqsadlar uchun aytilaveradi. Zaiflar to'g'risida gaplar bor. Masalan, targ'ib, tarhibda zaiflar zaifun jiddan bo'lmasa ishlatilaveradi. Lekin zaifun jiddan bo'lsa, bu hadis istilohidagi gap. Mutaxassis bo'lganingizlar uchun aytyapmiz. Zaifun jiddan bo'lsa, buning zaifun jiddanligini aytib, bu shunaqa narsa. Lekin ma'nosida mana bu mana bu narsalardan hikmat olsak bo'ladi deyiladi. Rahmat. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ان شاء الله بوقت الله امين فاراتيدي الله بارك فيك افاتلاردan amin dinimizge halkımızga aile çağrı hizmetlerine mağlubalarına kılıp hamamızı Allah yürü başımız bu şekilde sağlayın. Allah'a emanet olun. Aleykümselam.